nerede sizce? Aslında tabii yani bu market meselesi mutlaka bir etkisi vardır. Hı hı. Ama ya ben bir sosyal bilimciyim. İnsan odaklı sosyal olguların, ki ekonomi bunun tam da orta yeridir, öyle tek bir faktörle açıklanmasını doğru bulmam çünkü bilimsel olmaz. Bir kere nedir etken olan bütün bileşenlerine bakmak gerekir, aralarındaki etkileşimine bakmak gerekir. Bakın her defasında hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Pandemi sürecini kimse hafife almasın. Ekonomik analiz yapıp da pandemi sürecine atıf yapmayan, onun etkilerini analiz etmeyen, ona ilişkin ekonometrik çalışmalar yapmayan bir çalışmanın bugün itibariyle bence bilimsel değeri yok. Payı azdır, çoktur ama bunun ne kadar yüksek oranda olduğunu ortaya koyan bilimsel çalışmalar da var. Avrupa tarihinde görmediği kadar özellikle doğalgaz konusunda yaşadığı arz sıkıntısından kaynaklanan stoklarındaki erime, iklimlerin anomalileri, emtia konusundaki sıkıntılar, bütün bunlardan dolayı kömüre yöneldi. %2011'den beri görülmemiş bir artışla karşılaştı. %100'lere varan artışlar. Avrupa'da şu anda İngiltere, Fransa, Almanya, özellikle İngiltere'de öyle bir süreç yaşanıyor ki bir iki büyük gübre fabrikası kepenk indirdi. Üretimi durdurdu. Ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Çelik üreticilerin de aynı yolu izleyeceği düşünülüyor. Market raflarını, yani uluslararası yayınlara bakın, ekonomi magazinlerinden de bunu öğrenmeniz mümkün, bilimsel yayınlardan da. İngiltere'de market raflarını boş gösteren, yani o tedarik zincirindeki sorunu anlatan bir dizi problemin yaşandığını görüyoruz. Bu ülkelerin yapısal güçleri, bugün kuşkusuz, vardı bu haberler, tabii, çok... kuşkusuz Türkiye'den daha öndeler. Yani ciddi bir makro dengeleri açısından falan bakıldığında dayanma kabiliyetleri, bağışıklıkları daha güçlü olabilir. Ama bunun çok önemli düzeyde neye işaret ettiğini bilmeliyiz. Küresel bir enflasyonist baskı ile ilgili çok önemli bir süreç yaşanıyor. Bunu ihmal etmeyelim. Bunu da göz önünde bulunduralım diyorsunuz. Kesinlikle. Bundan bağımsız olamaz. Bir de benim tavsiyem şudur. Yani giderek bunlar ekonominin üst başlığı altında. Bakın ben uluslararası ekonomi politik dersleri de okutan, iktisadi coğrafya konusunda kendisini uzman sayan bir insanım. Temel iktisat konusunda birçok şey de söyleyebilirim ama mikro uzmanlık alanları gelişti artık dünyada. Dolayısıyla finans denilen alan çok önemli bir mikro uzmanlık alanı. Yani kura, kur serbestliğine ya da kur hareketliliğine, bunun enflasyon ilişkisine, tüketici enflasyon bağına, buna ilişkin kur geçişkenliğinin etkilerine ilişkin raporlar, çalışmalar yapan, kafa yoran bilim insanları var, uzmanlar var. O yüzden onların yazılarını okuyarak, o yazılardan gelip burada bir vekaleten, bir vekalet tartışması yapılmasını doğru bulmuyorum. O yüzden o alana hiç girmiyorum. Bu şeye cevap vereceğim sonra. Neye? Yaşar Hocam. Bana söylüyor çünkü. Olur. Yani cevap hakkınız doğmuştur. Siz öyle anladıysanız. Yani kimse uzman onu okursunuz bilirsiniz. Şimdi ver. Yani Mahve İlmez. Bu ya bırak şu Mahve İlmez ismini anlatırmayı. Adamcağızı rahat bırakın ya. Çağırın. Bu vekalet değil ki. Çağırın. Bu bir gerçeği anlatmak. Çağırın. Böyle size... 3 haftada Mahve İlmez diyorsun. Bu vekalet bilimde ilimde vekalet olmaz. İsim verilmesin diye. Uzman olmadığı konuda okursun. Onları gelir anlatırsın. Öğrenirsin. Olur. İsim vermeden. Başka çaren yok ki. Onu öğrenmek için anlatırsın. Öğretmek için değil. Hayır. Biz anlatıyoruz burada. Kimseye bir şey öğretmiyoruz. Ben yapmam. Siz devam edin ya. Siz devam edin kardeşim. Siz yapabilirsiniz. Siz okuyun, tartışmacı olun. Başka çare yok. O insanlar yazma yeteneği varsa konuşma yeteneği de var. Buyursun gelsin. Ya ben onlar adına konuşmuyorum. Dolayısıyla aldıklarımı süzgecimden geçirip anlatıyorum. Dolayısıyla o ancak o öğrenilmek için okunur. Ben öyle yapıyorum. Ben hukuk alanında da çok meraklıyım. Okumak istiyorum ama hukuk alanında birilerine bir şey öğretmek istemem. Hocam burada konuşuyorsun hukuk alanında da. Çok yanlış. Tabii. Olur. Ya yani benim için olur. Bu benim ama tarzım. Ama anlamaya bu. Çalışırsınız. Elbette. Öğrenirsiniz sadece. Ayrıca zorundayız da. Bir hukukçunun ekonomi konusunda da bakın bir sosyal olguyla ilgilenen her sosyal bilimcinin ortalama düzeyde bilgisinin olması çok kıymetli bir şeydir. Aranır koşuldur. Tercih edilen değildir, aranır koşuldur. Tabii. Bana hiçbir şey söylemem. Tabii. Ama yani şimdi ben şeyi bilmiyorum ne olur. Yani şimdi bir kur geçişkenliğine, tüketici enflasyonuna etkisi ne olur? Biz hiç o bir puanlık zaten işte
O biraz komik de kaçar yani, çünkü burada uzmanlık alanı gerekiyor. Bir de zaman gerektiren sadece, bir şey olduğunu da biliyorum tabii, en azından. Tabii tabii. Bunu göreceğiz. Sadece onu. Enflasyonun, evet. Sokağa, şimdi elinize, ama şunu söyleyebiliriz. Bizlere, seçmene, size evet. Birazdan geleceğim. Onun yansımasını, siyasette ekonominin kardeş kolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Onlar üzerinden ama en azından kendi zaviyemden, yani hem kalem oynattım hem epey bir zamandır yazdığım kalkınma iktisadı konusunda geçen hafta da, geçen hafta değildi, iki hafta oldu değil mi? Hakan Bey de vardı. Ondan sonra o kendimce oluşturduğum modelleme yazıyorum. Onu inşallah bir kitapta yapacağım. Bütün bunlardan bakıldığında Türkiye'nin son 10 yıldır benim istediğim o modele doğru geldiğini görüyorum. Daha öncesinde çok yanlışlar yapıldı ve eleştiriyordum. Ne o? Dünyanın neresine giderseniz gidin matematik ilminin hani 2 kere 2 4 gibi bir durumu yoktur. Politikayla ilişkisi odur. Çünkü politika ekonomiyi yönetir. Yönetme sanatıdır. Yönetmeye ihtiyaç duyulur. Tercihleriniz, stratejiniz onu belirler. Ama şu açıktır. Başarıyı yakalamış olan, özellikle işte Batı ülkelerinin üretim kapasiteleri, teknoloji üretme yetenekleri, aldıkları mesafeye bakıldığında şunu görüyoruz iktisat geçmişlerine. Her kaynağına sahip çıkıp, onu birbiriyle ilişkilendirerek, bir bebek titizliğiyle ki buna bebek endüstrisi de denilebilir, koruyup kollayarak, onu için dünyada pozisyon alma yolunu tercih etmişlerdir. Bu konuda iktisat tarihçi Frederick List'in çizgisi çok kıymetlidir. Ömrü bunu incelemekle geçmiştir. Onun yolundan gelenlerin, mesela Türkçe'de çevrilmiş bir Koreli iktisatçının kitaplarını öneririz. Sanayinin gizli tarihi diye. Ben de aynı çizgiyi çok benimsiyorum. Başka bir çıkış yolu yoktur. Onun güzel bir metaforu var Frederick List'in. Diyor ki, bir hedefe bir ülke çıkmak için bir merdiven kullanır. Her basamağında bir strateji, bir yol, bir politika vardır. Onu harfiyen titizlikle uygular. Uyguladıktan sonra merdiveni bir tekmeyle iter. Merdiveni itme metaforudur. Niye yapar bunu? Başkası aynı yolu izlemesin diye yapar. Kim bunlar ve ne var o merdiven basamaklarında? Kendi ülkem gibi Büyük Britanya, Birleşik Devletler, bütün Batı ekonomileri böyle yapmıştırlar. Yani varlıklarını, değerlerini, şirketlerini büyüterek, koruyarak, bebek titizliğiyle büyüterek, dev haline getirerek yapmıştırlar. Peki bugün başkalarına da şunu demiştirler. Sakın ola, siz kendinizi açın. Açtıkça dışarıya açılırsınız. Dolayısıyla bugün itibariyle bizim son 10 yıldır, özellikle savunma sanayinde, belki bunu böyle karşılaştığımız... O sıkıntılar bunu ortaya koydu. Bir terör örgütüyle ne karşı mücadele ediyorsunuz, arkasında devler mevzilenmiş. Silahını veriyor, aklını veriyor, stratejisini veriyor. Sen parasıyla alamadığın silahı o bedelsiz veriyor ona. Üstelik binlerce çeşit, binlerce tırlarla yıkıyor önüne. En sonunda Türkiye'nin bunu belki dediğim gibi deneyimleyerek, sınayarak bu yola girdiğini gördük. Yetmez, bu yeni bir başlangıç. Her alanda. Şimdi tarımda çok temel sorunları var Türkiye'nin. Şimdi bütün bunları çözmek zorundasınız. Yine burada iki hafta önce söylemiştim. Pandemi öncesi yapılan Tarım Şurası'nın şimdi burada 60 hedefi var. İnanın ben bunları şimdi okusam bütün bu sorunların çözümü burada. Ama uygulandı mı? Yok. Hayata geçti mi? Geçmedi. Geçmedi. Şimdi hadi araya pandemi girdi, ertelendi. Bunu da kabul edebilirim. Ama bu hedeflerin bir an evvel uygulanması gerekir. Tarım toprağının toplulaştırılması, ekilmemiş işte. Hiçbir tarım toprağının tabii. Kalmaması, üreticinin desteklenmesi ama bunun bir plan dahilinde. Bir ürün deseni olur Türkiye'nin. Onun üreticinin tercihlerine bırakırsanız, sonuçta üretici hangi dönemde hangi ürün daha çok para ediyorsa ona yönelir. O da planlama eksikliğiyle orada büyük bir yığılma olur. Bir süre sonra onu ucuzlatırsınız, başka yerden fırlar. Dolayısıyla o zaman nedir? Üreticiyi destekleyeceksiniz ki ama doğru ürün deseni de çıkabilsin. Bütün bunlar önemli. Ve elbette de dolarizasyonun baskısı tarımı da etkiliyor ama bu uluslararası düzeydeki etki de bunu katmerli hale getiriyor. Üretmekten başka çareniz yok. Cari açığın cari fazlaya dönüşmesi üretmekten geçiyor her alanda. Sadece savunma sanayinde ve değil. Ve yapısal reformlar. Tabii reformlarla olacak ve bu süreç Türkiye reformlara aç bir ülke.